Sevgili izleyenler karşımda böyle kerli ferli bir ekonomist var ama gördüğünüz gibi tişörtü e, çizgi roman kahramanı. Şimdi ben hiç oralara girmiyorum kendisi girecek zaten doçent doktor Caner Özdurak. ekonomist e, bir ekonomisten. Ee, beklenmeyen zaten şöyle bir hani burnunuzu ekranlarınıza yapıştırırsanız arkasındaki küçük ka kahramanları da görüyor olacaksınız ee, değişik bir kişilik ama e, değişik bir kişilik derken sakın yanlış anlaşılmasın Türkiye'miz güzel Türkiye'miz değişik çok kişiliklerle e, dop dolu bir e, şey ama e, platform coğrafya Ekonomi de ekonomiyi anlatanların arasında e, bu işi e, farklı hikayeler, analoji, benzetme, ondan sonra e, uyarlama e, ve çizgi anlatımla yapan kaç kişi tanıyorsunuz? Ben bir tane tanıyorum, o da Caner Bey. E, dolayısıyla bugün e, 2024'ün de başındayız. Ben çok uzun bir süredir bütün bu YouTube söyleşilerime ara vermiştim ama yani galiba bir konuşasım var benim de e, ama susacağım tabii ki. E, sorularımla eğer açabilirsem Caner Bey de zaten bilmiyorum sorularıma bile ihtiyacı yok ama e, o da ne olacak bu memleketin hali ya da artık ne olacak bu dünyanın hali bize ne olacak acaba sorularına kendince cevap verecek Gönül isterdi ki benim teknolojik bilgim o kadar iyi olsun ki ona burada konuşurken çizdireyim. ondan sonra çizerek anlatsın. Ama daha zorunu isteyeceğim, düşünceleriyle çizip bize hayal edebilmemiz için bir platform hazırlasın. Kısa zamanımız var, biliyorum sizin sizlerin sabrınız dar çünkü. Onun için ben mümkün olduğunca az konuşmak istiyorum ama şimdi. Ee, İktisat kantini kitabını e, bence öğrenciler çok iyi biliyor. Bilmiyorum böyle hani durmuş oturmuş buruşmaz kırışmaz kişilerin ne kadar farkında olduğunu çizgi anlatımla sizi tanıyanlar e, genç bir hedef kitle. E, ama onlar da büyüyor tabii ki. Onlar da sizi taşıyorlardır. Bu e, çizgi anlatım e, daha önceki tanışmamızda. Benim ilgimi çekip de acaba böyle şeyler oluyor mu diye baktığımda e, batıda ağırlıklı gördüğüm ama hani girip de böyle uzun uzun takip ettiğimi söyleyemeyeceğim e, bir sanatla bilimin karışması çok sevdiğim bir şey interdi. Biraz o biraz bu ama ortaya çıkan başka bir şey yani biraz o biraz bunun ötesinde bir sentez çıkıyor. Bu da bizim son zamanlarda özellikle benim öğrenmenin değişik yollarını ile ilgili okuma yapıyorum ve bu aslında tam da ona denk geliyor. Herkes çok farklı algılıyor, çok farklı öğreniyor. Siz de bu noktada çok güzel e, bir yaklaşıma sahipsiniz. E, yani kendisi diyor ki Vedat Miller'dan Daran Acemoğlu'na herkesten etkileniyorum. Evet. E, çünkü Hepsinin bir, bir 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 şeyi var. Hayat yalnızca bir tane ekonomiyle geçmiyor, yemek yapmakla da geçmiyor ve veya ne bileyim ben lider olmakla da geçmiyor. Hepimizin çok farklı şapkaları, çok farklı disiplinlerde yüzen bir yolculuğumuz var ve bu yolculukta aslında her şeyi birbirine katarak yani biraz analiz yaparak ilerliyoruz. Ama nedense bu ekonomi bize atom çekirdeğini parçalamak kadar ee, zor geliyor ee, niye zor geliyor onu da bilmiyorum ama Cener Bey ben burada susayım ee, siz bize biraz hakikaten ekonomiyi anlamak neden bu kadar zor niye hepiniz böyle her Allah'ın günü çıkıp faizler artacak mı inecek mi fede bakarız fede bakarsak iyi olur bakmazsak kötü olur o faizleri düşürecekmiş biz de düşüreceğiz o zaman ee, nedir bu bütün bu niye biz böyle bir şeydeyiz sarmaldayız Yaprak Hanım yani çok güzel uzun bir gizli yaptınız. Benim burada aklımda kalan tek şey kelli felli olmam. <laughs> i̇şte, şimdi hikaye burada başlıyor zaten. Yani e, Herkesin ekonomi kadar genel bir konuyu kendi zaviyesinden görmesi, kendi açısından anlaması veya anlayamaması veya kendini onun içinde bulamaması veya sıkıcı görmesi biraz buradan kaynaklanıyor. Cevdet Hoca bir programda şey demişti eee Merkez Bankası'na atanmadan önce. Yani bu iktisat bilimi de hani fizik bilimi gibi bir şey. Hani fizikçileri veya kuantum e, fizikçileri anlıyor muyuz ki ekranda? Yani iktisatın da her şeyini anlamayı anlamıyor verelim gibi bir şey söyler. Yani bu minvalde konuşmuştu biraz egzecer edersek. Şimdi bu işin bir boyutu. Yani teknik olarak baktığınızda aslında evet matematiksel modellemeler vesaire. Hani işin bu şey kısmı. Ee, birçok insana sıkıcı gelen ve anlaşılmaz gereken gelen kısmı öyle bir durum var. Ama diğer taraftan da çok hayatın içinde olduğu için işte bütçelerden, e, insanların hayatına dokunan şeylerden e, rahat bir hayat, refah içinde bir hayat yaşamanın temel kaidelerinden biri olduğu için, böyle bir platform olduğu için ekonomi e, herkesin kendi baktığı yerden değerlendirdiği bir konu işte. Enflasyon mesela en popüler konulardan birisi. Enflasyon işte Nereye kadar bağlıyoruz bunu? İşte Fed faiz artırırsa, o zaman e, işte kurlar artabilir. Kurlar artarsa, gerçi artık ülkemizde kurların artmasına izin verilmiyor ama bunda <laughs> detay, yani konuşursak konuşuruz sonra. Kurlar artar, işte maliyetlere e, yansır, maliyetlere yansır, e, fiyatlar yükselir, fiyatlar yükseldiği zaman da enflasyon yükselir zaten gibi bir akışları var. Farklı farklı bir sürü akış var. E, farklı koşullar altında. E, farklı sonuçlar elde edebildiğiniz e, birçok konu var. Ama e, hani mevcut paternlerin dışında son birkaç yılda olduğu gibi kendi icat ettiğiniz uydurduğunuz yöntemlerle de bir şey denediğiniz zaman alamadığınızda bazı sonuçlar var. Bunların hepsi aslında bizim arka tarafta tartıştığımız ekranlarda dile getirdiğimiz eleştirdiğimiz veya olması gerektiğine dair herkesin kendi e, bilgisi birikimi veya tecrübesiyle e, aktarmaya çalıştığı şekilde, bir yol göstermeye çalıştığı durumlarda, e, insanların hayatına farklı e, etkileşimleri var, farklı etkileri var. Zaten baktığınızda büyük ölçüde e, hani gelir dağılımının bozuk olduğu, bir kesimin çok rahat yaşadı, ama uz büyük bir kesiminde askeri ücret veya onun bittik üzerinde bir bütçeyle hayatını devam ettirmeye çalıştığı bir e, yapıdayız böyle bir ekonomik yapımız var. Dolayısıyla siz çıkıp da enflasyonla ilgili bir şey söylediğiniz zaman bunu herkes kendi zaviyesinden anlıyor. Kendi e, gelir e, seviyesi ve kendi e, madde sepeti, kendi harcama sepeti üzerinden algılıyor bunu. Kendi yaşadığı hayatı oturtmaya çalışıyor. İşte bundan birkaç sene önce yaptığımız yerinde işte siz çok güzel kullanmıştınız onu işte iktisatı menemenle anlatan ekonomist diye. O, hani o başlık daha sonra çok işte referans verildi başka yerlerde de. Yani burada Menemen'den çıkmamızın konusu buydu. Ki buna bile yaklaşım şeydi. Yani Menemen endeksi oldu ya hocam lahmacun endeksi de yap. İşte dürüm endeksi yap. Bilmem ne endeksi yap. Yani konu bu da değil. Ee, yani ben Survivor endeksi de yapmıştım geçenlerde. 22, Survivor <laughs> 2023 yılında şey demiştim. Hani 2023'ün e, teaserını gördüm. Görünen o ki 2022'yi aratacak 2023 dedim arattı. Şimdi mesela yine teaser'a baktım. 2024-2023 aratacak gibi görünüyor kompozisyona göre. Niye öyle bir endeks Ama yapıyorum? Menemen endeksinde <laughs> sizin o gün benim anımsadığım bir şeyiniz vardı. Menemeni bu ülkede herkes menemen yapabilir. Yani siz küçücük bir ocağınızı tarlaya götürüp de yapabilirsiniz menemeninizi. Herkes doyurur çünkü. Bir somun <laughs> ekmekle değil mi? Ondan sonra öğrenci de menemenini yapabilir. E ee, bu en güzel. Şimdi nedense pek bu e, turistler diyeyim, şey coğrafyadan bağımsız bayılıyorlar bizim bu kahvaltıcılarımıza. Oralarda da en lüks kahvaltı yemeği. Yani onun için o menemeni bana kalırsa biraz daha ciddiye almanın e, bir şey içindeki malzemenin çokluğu, azlığı vesairesiyle de çok derin bir felsefede üretiyorsunuz siz orada açıkçası. Şimdi menemen aslında çok ciddi e, gelişmiş ülkeler aslında ciddiye almaya başladılar. Kendi e, perspektiflerinden. Mesela işte Bloomberg'un 3 yumurtalı omlet endeksi yapıldı ondan sonra. E, İngilizler işte English Breakfast'la bir endeks yaptılar. Çünkü gelişmiş ülkelerde de enflasyon e, geçtiğimiz zamanlarda büyük problemdi. Hala da problem olmaya devam ediyor pandemi sonrası. E, hatta işte Menemen endeksine Wall Street Journal e, referans verdi vesaire gibi. Ama dediğiniz doğru. hani Menemen herkesin hayatında bir yer edindiği için onun fiyatlarındaki artış azalışlar aslında mutfaktaki artış azalışlara e, referans veriyor ve onlarla ilgili resmi gösteriyor. Hı. Enteresan olanı bizim son 1-2 yılda gördüğümüz problem menemenden ya da mutfaktan gelmiyor. Nereden? Her şeyin fiyatının artmasından ve her şeyin birbirine karşı nispi fiyatının artmasından ee, üretim ekonomisi olarak değil hizmet ekonomisi olarak büyüdüğümüz için hizmet ekonomisinde de fiyatlamanın ucu bucağı olmadığı için çok geniş skalarda e, bir fiyatlama mekanizması olduğu için yani tamamen fiyatlama mekanizmalarının kırıldığı e, ürün anlamında da öyle ürün ama anlamında da öyle e, hizmet sektörü gibi işte daha böyle izafi alanlarda da böyle e, hani fiyatlama mekanizmalarının kırıldığı ve hani çok garip fiyatlara. Hani bir dışarı çıkalım da iki kişi, üç kişi bir yemek yiyelim dediğinizde e, verdiğiniz fiyat asla yediğiniz şeyin fiyatı değil. Yani, tamamen Hı. oradaki hizmetin fiyatı ve dışarı çıkmanın e, ücreti olarak ödediğiniz bir fiyat. O ben, yüzden zaten Çok affedersiniz. Pardon. Sözünüzü kestim. Buyurun buyurun. Soracağım bir şey var da bir önceki cümlenizle alakalı. Yani Menemen Endeksinde bizim verdiğimiz şey bir maliyet üzerinden gidiyor. Tamamen bir Menemen Maliyeti üzerinden gidiyor. Artık e, o zaman TÜİK madde sepetini yayınlıyordu. Şimdi yayınlamadığı için hallerden aldığımız fiyatlar ve e, işte İzmir yumurta e, ticaret odasının yumurta üretiminden aldığımız ortalama fiyatlar. Şimdi bu fiyatlarla pazardaki fiyatlar arasında bile çok ciddi farklar çıkıyor. E, yani pazar aslında hani marketlerden daha ucuz olması gereken bir yer e, ama hiç öyle değil. Hatta birçok e, yerde de e, marketlerin daha üzerinde fiyatlar görüyoruz pazarlarda. Dolayısıyla buradan şeye geliyoruz artık. Yani ödediğimiz şeyin fiyatı e, maliyetin çok üzerinde bir şey. O yüzden zaten enflasyonu düşürmekte de bir ciddi problem yaşanıyor. Yani bu işte adaptif beklentiler, faizlerin e, yapay bir şekilde düşürülmesi alternatif bir e, paranın değerini koruma aracı olmaması, işte bu borsadaki artışlarda kezale herkesin borsaya girmesi vesaire gibi bunun sanki böyle enflasyona karşı e, maliyetsiz bir hedging olması, risksiz bir hedging mekanizmasıymış gibi lanse edilmesi. Yani borsaya koyalım paramızı işte enflasyon üzerinde kazandırıyor zaten yükseliyor. Ya. Şimdi Hı -hı. hikaye bitti mi? Lera anlatıyor. Yani anlatmak istediğim birçok şeyin e, Tanımı ve e, konumu değişti. Yani e, birçok kavramın aksları sarsıldı. Temelleri e, bozuldu veya işte yerinden oynatıldı. Dolayısıyla tekrar bir düzene koyma konusunda e, ciddi problemler yaşanıyor. Yani faizi 8,5'tan 42,5'a yükselttik ve enflasyon düşmüyor. E, düşmüyor çünkü bizim burada transmisyon süreci dediğimiz yani o enflasyonun düşmesi veya ekonomideki eee metriklerin düzelmesiyle ilgili arka tarafta çalışan bir sürü mekanizma var. Yalnızca yani... mekanizmalardan mı yoksa burada davranış ekonomisi diye Türkiye'de pek de itibar edilmeyen ama davranışın hemen her disipline ...uyarlanabileceği ki uyarlanması lazım. Çünkü kitaplarda anlatıldığı gibi değil. Zaten bugün sizinle konuşmamızın sebebi de o. Kitapta anlatıldığı gibi anlatmıyorsunuz. Onun için sizinle konuşuyoruz. Ee, o yalnızca arkadaki dönen çarklardan mı bu enflasyon düşmüyor... ...yoksa insanların inancının yitirilmiş olmasından mı düşmüyor? Hemen burada aradaki şeyi kendime unutmamak için şuraya yazdım ama... Sizin de sanki umudunuz yokmuş gibi e, algılıyorum zaman zaman. Şöyle ki, e, yani 2024'ten bir beklentimiz var mı? Açıkçası hani bu enflasyon e, düşmedi, düşeceği de belli ki yok. Dolar yani e, çık çıkası var, belli ki tutuluyor. Yani bunları söylediğimiz için kötü olamayız. Gerçek bu çünkü. Size de sorulan sorular. Ee, yani bu, bu, bu bunlar gibi geliyor bana. Ee, biraz önce ifade ettiğiniz cümlelerden de her şey değişti, her şey kırıldı. Ben pazara gidiyorum, ama artık pazara gittiğim zaman pazardan aldığım şeyler taze olsun diye gidiyordum. Bir organik olmadığını keşfettim çok uzun zaman önce. Ama taze, ee, ama çok pahalı, ee, anlamsız pahalı. O zaman Peki ne olacak? Çünkü pazardaki adam kendisi koyuyor fiyatı üstüne. Benim editörlerim kendileri koyuyorlar fiyatı üstüne. Ben serbest çalışırım diyor. Serbest çalışıyor. Ondan sonra asgari ücret artınca e, ücretli ekibinizden korkmuyorsunuz. Ama dışarıdakilerden korkuyorsunuz. Çünkü onların ekonomisi sizinkinden çok fazla. Bana bir bunu söylesenize. Menemen ekonomisini bununla açıkla. Yani bu me, neyle açıklanır bu? Bunun hiçbir şeyi yok ki. En, şirazesi kaymış denecek şey yani. Şiraze ekonomisi diye bir şey var mı? Valla vardır herhalde. Nasıl? Siz söyleyin. Ben anlamaya gayret edeceğim size. Böyle bir hani halk... Sokak röportajı gibi oldu benimkisi birden hançeremden bir sürü şey çıktı ama yani olay bu. Buyurun. Şimdi sokak röportajında oradan şey yapayım. geriye doğru gitmeye çalışayım. Çünkü burada davranıştan bahsettik doğru yani çarkların hareket etmemesinin temel nedenlerinden biri zaten davranışları kontrol edememiz. Yani geçen ekranda şeyi söyledim yani Bentley marka polis arabası görmek. Bize çok iyi gelmiyor çünkü biz ekranda enflasyonla alakalı işte beklentiler, adaptif beklentiler, işte insanın beklentilerinin değişmesi lazım, harcamaması lazım, tasarruf etmesi lazım, gelecekte enflasyonun düşeceğine ikna olması lazım gibi şeyler anlattıkça başka başka konular çıkıyor. Hani sürekli bir cambaza bak oyunu oynandığı için ülkede birçok yerde böyle sadece bizim ülkemizde değil yani Arjantin'den vesairesinde birçok ülkede hatta Amerika'sına kadar şimdi seçimlerde göreceğiz Trump neler anlatıyor ama demek istediğim şu e, ümitli olma veya işte e, buna inancımızın olup olmaması konusu şimdi ümitlenme tabii insana mahsus bir şey yani ümidimiz var veya yok bu ayrı bir konu ama ümitsiz olunmayı değil tanımlamak lazım bir ekonomist olarak benim ümitsiz değil ama e, kontrollü olmamın veya beklentilerimin olumsuz veya bir önceki yıla göre e, çok pozitif olmamasının ilk yarı yıldan bahsediyorum nedenleri var birinci neden biz ekipleri değişiyoruz ama ana ekip ve ana yönetim ekibi aynı Dolayısıyla e, geçmişte olan bazı şeyler her an tekrarlanabilir yani vitrin i̇şte, değişiyor sezon değişir değil Evet değil Dolayısıyla hani bizim ekonomide Nacabal vakası diye tanımladığımız bir şey var. ya yani. Bunu ekranda artık herkes tanımlamaya başladı. Şimdi böyle bir risk var. Az da olsa var ki çok da az değil geçmişteki hareketlere baktığımızda veya yapılanlara baktığımızda. Dolayısıyla bunu beklenen hareket varyasyonları içerisinde bir yere konuyorsunuz ve koyu beklentilerinizi ona göre yönetiyorsunuz. O yüzden parçalar halinde yani seçim mesela benim kafamda hiçbir zaman bir mihenk taşı değildi. Yani siyasi anlamda çok anlamı olan bir seçim de değil diye e, düşünüyordum ama öyle bir noktaya geldi ki öncesinde sonrasında e, son birkaç gündür de olan garip olaylardan sonra yine bir düşünüyorsunuz yani seçimden sonrası ne olacak? Hani orada tekrar bir değişim olacak mı? Tekrar bir ya, faizi yükselttik ama enflasyon düşmedi. Yeter artık deyip tekrar faiz e, yapay bir şekilde düşürülecek mi? Şimdi bu işin yönetemediğiniz, beklentinizle ilgili olan veya hadi diyelim ki beklenti değil, ümidinizi kıran tarafla ilgili diyelim. Bunun daha rasyonel tarafı, yani geçmiş zamanda bazı işleyişleri o kadar eğip büküp kırdık ki, faizi buraya getirmek şu anda e, bu yani beklenen hızda düşürmüyor enflasyonu. Çünkü biz nasıl ki koşusuz bazı konularda yani böyle dikkatliyiz. Hı hı. Dışarı, dışarıdan gelecek olan e, yabancı yatırım da o şekilde. Yani orta uzun vadeli gelmeyi düşünecek ve gelmeyen. Çünkü yatırım notumuz bir kere yatırım yapılabilir 5-6 kademe altında. <laughs> yani biraz da o taraftan baktığımızda ikincisi de bazı şeyleri iyileştirdik ama ya ben bunu şöyle tanımlıyorum. Şimdi yolda yürürken tanımadığınız biri yüzünüze bakıp günaydın diyor. Selamlaşıyorsunuz gidiyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz o gün. Ya bana günaydın dedi diye. Evet. Halbuki 30 sene önce zaten hani... Düşün Herkes bir güne diyor. diyordu zaten. Yani normali buydu. Biz yani o kadar düşük bir bazımız, o kadar düşük bir hayat kalitesi ve beklentilerimiz var ki... ...ben yani işte bu heterodoks politikalardan ortodoksa geçtiğimiz anda... ...her şey çok süper oldu veya işte her şey, bütün problemler çözüldü gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Ama öyle işlemiyor işte. <laughs> Ekonominin... Bu bahsettiğimiz işte o çarklar veya işte o yapı öyle dönmüyor. O çarkları da böyle hani e, <laughs> gazete tabiriyle veya e, böyle ne bileyim kitabi bir tabirle söylemiyorum. O çark dediğimiz şeyin arkasında işte 70'lerden beri işte Surgent'in kitabında vardır. 7 tane unik matematiksel model vardır. 50 sayfa matematiksel model şey yapar orada. Evet. Kanıtlar. O çarkı nasıl döndüğünü orada matematiksel olarak görürsünüz. Yani bu konular aslında yeni konular değil. Ben Biz... sizin şeyle e, gene kitabınızda sözünüzü kestim ama sizden bir şey söyleyerek e, alıntılamak istiyorum. Yani ona benzettim açıkçası birazcık. Siz e, bu arada e, yeni kitap bu yani böyle ben atladım daldan dala çok giriş e, girizgah uzun tuttum diye ama Diyor ki Caner Bey yani izleyen ve dinleyenler için şimdi e, bizim gururumuz olan bu pandemi sırasında aşıyla ilgili e, mRNA aşı teknolojisini geliştiren Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci burada hiç de azımsanamayacak büyük paralar kazandılar. Çok çok büyük zengin oldular fakat bunlar nedense çok başlığı böyle kendilerini ortalara atmayan insanlardı ben böyle bakıyordum ama siz ne diyorsunuz kitabınızdaki bu referansta ee, bütün bu kazancı yeniden şirkete aktararak ki buradaki şey bu zaten hani o arka tarafta dönen mekanizmalar başka türlü dönmüyor herhalde değil mi? Ya da pazarcı adamın ya da ne bileyim te temizlik sektöründe e kadınların fiyatlarını kendi böyle enflasyonun üstünde ya da ona e, şey yaparak artırmaları bunlar bu sermayelerine katarak teknolojiyi geliştirebilecekleri olanaklarını e, yaygınlaştırmak istemişler şimdi bu bambaşka bir şey işte e, sanıyorum bir yandan da söylemeye çalıştığınız şey açıkçası bu anlatmaya gayret ettiğiniz Bilmiyorum belki bambaşka bir örnekle siz bunu açmak isterdiniz ama ben bundan etkilendiğimi düşünmek istiyorum ve bunun örnek olması lazım. Sabah günaydın diyen şey de bu çünkü. Başka hiçbir şey değil açıkçası. Aynı bazda. Ee, belki siz başka örneklerle açmak istersiniz. Buyurun yani o. Çünkü kitabınızda ya da anlatımlarınızda da bir yere dokunuyorsunuz ya orada insan daha rahat anlayabiliyor hani o Naci Ağbal etkisi evet yani biri gider biri gelebilir ama bunun yarattığı güven tahribatı bu ölçülemeyecek kadar büyük oluyor ve pahalı oluyor diye düşünüyorum ben buyurun lütfen devam edin ee, şimdi bu MRNH konusu hani buradaki tartışmaları bir tarafa bırakıyorum hala çünkü hani ya şey diyenler de olabiliriz derken çok matah bir şey miydi hepimiz ölüyoruz işte kalp krizinden falan gibi yaklaşım da olabilir ama hani bu bu tarz vakalarda olduğu için ama benim bu konuya bakış açım biraz şöyle zaten kanser kansere çare bulmaya çalışırlarken o teknolojiden boş üretildi. Dolayısıyla aşının kazandırdığı parayı tekrar o kansere çare bulma konusunda harcadılar. Bizde mesela startup ekonomisine girişim sistemine baktığımız zaman bir girişim olarak çünkü bir biyoteknoloji girişimi bu. Yani sonrasında yapılan yatırımlar vesaire o tarafa götürdü. Hani teknoloji biyoteknolojik şir şirketini çok büyüttü. Bizde ama bir girişim şirketi, teknoloji şirketi veya hani bir startup şirket belli bir ölçüye geldikten sonra zaten evet. e, temel amaç bunu 15-20 çarpan bir şeyle başka birine satıp kazanılan parayla artık işte Urla'ya veya işte hani safiye yerlerinden bir yere e, erken emeklilik yani herkesin 40 yaşında e, hatta artık daha da geriye geliyor bu yaş galiba bir erken emeklilik şey yapıp hayatına devam etmesi. Şimdi bizdeki yaklaşımla oradaki yaklaşımlar arasındaki farklılıklar buralardan da geliyor. Şimdi son zamanlarda çok ciddi bir startup ekonomisi de oluşmaya başladı. Bunun içerisinde şeyler de var. Yani bütün bu konuştuğumuz konular aslında var. Yani beyaz yakalı olarak kazandığınız ücretle yani belli bir kesimin dışındakileri söylüyorum. Artık belli bir yerlere gelmeniz de çok mümkün değil. Bilmiyorum. O yüzden daha öğrenciyken üniversitelerde de benim gördüğüm zaten üniversiteden elde edilen diplomalara öğrencilerin e, güveni, inancı veya o diplomayla ne yapacaklarına dair soru işaretleri de e, çok fazla var. Bunun tabii farklı farklı nedenleri var. Yani şu anda emek piyasası ve hani işler, iş e, ve hani ünvanlar o kadar değiştik yani biz 20 sene önce çok önce değil yani. biz yeni mezun olduğumuzda işte ya finans ya mühendis ya insan kaynakları yani şirket departmanları içerisindeki ana konular neyse oralara da Yani şimdi sırf marketingin altında 5 tane 10 tane farklı şey var işte data ile çalışan, büyük data ile çalışan vesaire ile çalışan. Şimdi bu işleri çok fazla akademisyenler olarak siz bilme bilmiyorsanız yani iş dünyasına çok vakıf değilseniz çocukları da zaten e, inspire edemiyorsunuz. ya burada şey yapamıyorsunuz. Ee, hani yüreklendiremiyorsunuz veya onlara ilham evet. olamıyorsunuz kayboluyorlar. <laughs> hani belli okullarda veya belli eğitim seviyesinin üzerinde belli liselerden gelmeyen e, çocuklarda daha fazla bunu görüyoruz. O yüzden de yönlendirmelere de ihtiyaç duyuluyor. İşte bu e, hani sadece üniversitelere gidilmesin işte mavi yakada veya işte e, ara eleman. Hatta e, yetişmiş elemana çok fazla ihtiyacı var. Forklift operatörü 150 bin lira maaş alıyor kimi yerlerde. Yok çünkü başka forklift operatörü. Ama bir şey diyeceğim. Meslek çünkü. Hı, evet. Yani Siz eğer üniversitenizden meslek sahibi birini çıkaramıyorsanız öbürü meslek sahibi ise tabii ki alacak. Yani evet. e, liseden hallice üniversiteler hatta o bile değil yani. E, özür diliyorum ve çok üzülüyorum ama bu böyle. Bu arada bir eksiğimizi tamamlayalım. Yani şimdi bence artık herkes böyle hiç kimsenin tanıtılmaya da ihtiyacı yok. İzleyen bile hemen gidip Google'layıp ya da LinkedIn'den girip kim kimdir diye bakıyor. Ama sizin ben Beykoz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunuzu söyleyeyim çünkü ona ben de rastlamamıştım ya yani akademideki çalışmalarınız devam ediyor bir de kısaltayım ben sizinle ilgili bilgiyi genellikle kişiler akademik uzun akademik çalışmalardan sonra artık unlarını eleyip eleklerini de astıktan sonra işte şirketlerle buluşurlar. Sizinkisi birazcık ters bir hikaye. Siz çok küçük yaşta öğrencilik hayatınızda ve de Türkiye'de belli başlı hani bildik kimse son derece klasik e, ekonomik yapılarda şirketlerde özel şirketlerde çalıştınız. Bunların arasına daha sonra işte bu Mars Entertainmentlar falan filan gibi birazcık daha yeni nesil işler de girdi. Bu anlamda birazcık kar suyu kaçırmak istiyorum. Ee, bir de bir de şöyle bir şeyiniz de var. Yani onu da mesela ben de çok yakında öğrendim. Finans ofisi. Yani bu ne demek oluyor? Siz kamuyla da böyle bir ee, çalışmanız oldu ve bu da böyle bir ay iki ay falan değil. Hani tahmin ediyorum bir buçuk iki yıllık bir deneyiminiz var. Ee, Şimdi bunu bu parantezi açtıktan sonra e, akademiden ve öğrencilerden vesaire söz ettik. O tişörtünüzdeki kahramanın niyeyse bir bir bi felsefesi vesairesi var mı? Bu çocukları yalnızca size hocam bu da ne diyor yani niye bugün bu tişörtü giydiniz diye mi soruyorlar da konu konuyu açıyor. Siz oradan menemene mene kadar uzanıyorsunuz nasıl anlatıyorsunuz? Belki bir de böyle küçük bir o, oraya da e, gireriz. Ee, anladığım kadarıyla siz bu işi kendinize de onlara da eğlenceli nasıl yaparım, ben bunu da nasıl anlatırım diye. Bir de galiba bir sanatçı tarafınız var sizin, değil mi? Böyle diyebilir miyiz öyle bir 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 şey? Ee, yani buluşturmuşsunuz böyle ağır olmalla desinler hikayesi yok. Ee, ağır olmak için aslında bir sürü bir şeyi bilip bunu önemli olan anlatabilmek, anlayabilmek diyorsunuz. Ben böyle anlıyorum bunu. Bu biraz şundan geliyor herhalde yap bakalım. Yani e, bunu biraz böyle megalomanlık perdesinden değil de şeyden söyleyeceğim. Biraz <laughs> yaptığınız şeylerle alakalı kendinize güvenden geliyor. Hani yeterince çalıştıysanız, yeterince biriktirdiyseniz, e, yeterince özümsediyseniz bazı şeyleri <laughs> çok umursamıyorsunuz bazı e, gelecek tepkileri. Yani bir yere girerim, çalışırım. Beğenmezsem başka yere girerim. Olmadı, uyuşamadık yine başka bir yere girerim. Zaten Y kuşağındaki ben de <laughs> kelle felli olmama rağmen Y kuşağıyım sonuçta. <laughs> y kuşağını hiç anlamadı bu ülke. O yüzden <laughs> gerisi hiç gelmedi. Zaten problemimiz o. Hala Niye anlamadı? Niye anlamadı sizi? Hala Y Y kuşağıyla problemini bitiremedi. Daha yeni bitiriyor e, iş hayatı. O arada Z'ler, Alfa'lar vesaire geldi. İyice ortalık karıştı. E bize yani kimse biz... anlamadı bizi anladılar mı ki sizi anlasınlar? Ya hani anlamadılar ama bir siz... arada ne köşe... gittik yani? Ya evet ama sizden hani belli eğitime sahip olanlar köşe başlarını erken tuttular erken bir yerlere geldiler. <laughs> Şimdi bizde bizim çocuklarda da üniversitelik çocuklarda da öyle bir problem var çok fazla çocuk var yani hani burada yüksek puanlı üniversite yüksek puanlı bölümden bahsetmiyorum kabiliyetleri vesaireleri ve oturup iki muhabbet ettiğinizde falan yani ee, çok fa farklı kafaları var çok farklı görüşleri var ee, hani farklı üniversitelere gidiyorum geliyorum işte hani birindeki üniversite evet hani akademik olarak belki bir öğrenci diğerine göre daha başarılı olabilir ama oturup da sohbet ettiğiniz zaman o kadar da ayrışmıyorlar birbirlerinden değil evet yani burada e, ilgi alanlarının odaklanması veya alt tarafta işte bu akademik çalışmaların veya dersle ilgili e, çalışmaların birinin daha fazla odaklanıp diğerinin ...daha az odaklanması, başka şeylere odaklanmasından geliyor. Şimdi ben özel sektörden geldim. Hep yani e, uzunca bir sürede hep C-level'larla çalıştım. Hep yani o C-level'ların yönetim takımlarının içinde... E, ...hani bunun içinde holdingler de var, yabancı şirketler de var... ...daha küçük şirketler de var. Hep yönetime e, yön veren ekiplerin içinde oldum. Strateji, iş geliştirme, birleşme, devralma gibi. Ve büyük paraların döndüğü projelerin içerisindeydim. <laughs> benim belli bir noktadan sonra çat diye e, akademiye geçmemin temel nedenlerinden biri kızım doğdu. Ama 0-2 yaş arasını onunla geçirmek istiyorum. E, doktoram da var. O dönem e, uyudu da şartlar. Çok mu Yeditepe'de akademiye... bu? Akademi çok mu rahattır? Yani onu mu anlayacaksınız? Ee... Böyle şeyde özel sektörde sizin posanızı çıkartırlar. Verdikleri her bir kuruşun karşılığını alır akademide yatar mısınız? O mudur yani kızımızla ilgilenmenin şeyi? Şimdi bir böyle bir tersten bir sorayım bakayım. Nedir bu iş? Vallahi akademide yatılır mı bilmiyorum da benim doçentlik dosyamı toparlama bir buçuk sene sürdü. <laughs> ee, beş yıldır akademideyim. 125'e yakın alıntım oldu. Ondan sonra işte 30'a yakın makalem oldu. Ee, son üç yıldır da e, jürilerin kaprisinden dolayı diyeyim doçentlik geçiş ge hani gecikti. Yoksa bir buçuk yılda benim dosya puanları tamamlanmıştı. Yani bu biraz esnek bir daha esnek zamanınız var diyeyim akademiyle alakalı. Evet evet ben de sizi ee, birazcık zorlayayım diye sordum. Hani konu e kimse konu, alınmasın buna. Evet. Yani ben gece 3'te bir yanda bebeği sallarken bir yandan da makale submit ettiğim çok oldu yani. En rahat saatlerinde günün herkes uyurken. Ee, ama hani zamanınızı daha fazla kendiniz yönetebildiğiniz için akademi hmm. biraz daha uygundu. Sonrasında e, yine akademideki rahatımı bozup neden e, kamu tarafına geçtim? Çünkü ilgimi çekti oradaki iş. Yani <laughs> bir söyleyecek sözüm var gibi geldi orası orada. Ee, hani dinlediler. Mi? Dinlediler mi? Yani dinlemiş olsalardı şu an <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> Aa vatanî görevimi bitirip tekrar <laughs> sivil hayata dönmüş olmazdım. Peki. Ee, ama yani elimizden geleni yaptık diyeyim. Hani orada bir bir şey de tiklenmiş. Çok ya Hani özel sektör, akademi. Şu tişörtle evet. gittiniz mi oraya? Bu tişörtle gitmedim ama galiba şort tişört ve küpe, küpeyle gittim iş görüşmesine. Yani her şey en başta net olsun diye. Herkes şey, bir şey diye. Bir de bunlar diye yapmışsınızdır. yok hani. Yol yakınken. Yani şöyle diyeyim mi şey çok verimli aslında keyifli de çalıştık da işte olay sadece çalıştığınız ekiple alakalı değil. Yani yukarıya doğru 5000 bin farklı layer var. Değil Gerçi mi? yukarıdan aşağı baktığınız zaman ülkenin 8. kişisiydim. Yani cumhurbaşkanımızdan aşağıya doğru baktığınız zaman 8. falandım. Ama evet. problem şu benim gibi milyonlarca 8. var ülkede. <gülüyor> <gülüyor> o, o, o yüzden. <laughs> Bu da zaten anlatmaya çalıştığınız ekonominin bir parçası öyle değil mi? Yani evet. çok enteresan. ya bravo. Evet. Evet. <laughs> yani beni arkadaşlarım söylüyorlar, bahçıvan zannetmişler iş görüşmesine gittiğim zaman. <laughs> yani finans merkeziyle ilgili ciddi mesai harcadık ve onun altında işte bu merkez nasıl olur, e, neleri, e, ne ne için finansman sağlayabilir İşte civarındaki bu e, Dubai'den Katar'dan vesaireden nasıl ayrışabilir? Türkiye ekonomisi burada neye hizmet edebilir? Yani hani dolar egemen nereye kadar kırabiliriz falana kadar gittik yani uç örneklerde yaptık ama e, aynı bir noktadan sonra ne kadar zorlasanız da olmuyor e, farklı bir yön tercih edildi diye söyleyeyim orada hani burada da şeyin şerhini düşeyim tabii ki de benim önerdiğim veya benim ekibimin o dönem orada önerdiği e, yolda mutlak doğru yolda değildir muhtemelen ama tabii ki herkesin yani inandığı yapmaya çalıştığı bir şey var ee, o şeyin olmayacağını gördüğünüz noktada da çok da fazla eğilip bükülmek istemiyorsanız e, yapmanız gereken belli zaten. Şimdi size şu soruyu sorayım madem öyle ee, 2024'te nefes alabilmenin yani bir ya da şöyle yolu ne ama böyle e, e, garip garip yerlere başvurmadan normal insan düzgün vatandaş olarak var mı hayatta kalmanın püf noktası kuralları hiç sevmiyorum ama 10 kuralı 5 yolu vesaire diyebileceğiniz bir şey var mı Şu 2024 zor geçecek o herkes ya da bütün dünyada yalnızca Türkiye için değil girdiğimiz dalga dalga büyük biz zayıfız, ee, ne diyorsunuz? Ya tabii kişilere göre değişebilmekle beraber tabii ki de var. Yani burada çok klasik şeyler işte film izleyin, kitap okuyun vesaire tarzı şeyler söylemeyeceğim ama bir noktada da aslında oraya gidiyor konu. Yani Hı. herkesin kendi nefes alabileceği alanı belirleyip e, o alanda ilerlemesi ve özellikle televizyon ve sosyal medya detoksunu <laughs> ciddi anlamda yapması. Çünkü artık hani bu e, bilgi manipülasyonunun yani deep fake'ler falan hani artık işte yüz üzerine yüz bindirmeler falan veya işte bir yerde bir olay oluyor. Biri sonra yorum yapıyor, onlara başka bir yorum yapıyor. Bir bambaşka bir infiale gidiyor ve bir bakmışsınız bütün gün o olayın ne olduğunu anlamakla geçmiş. Ee, Survivor örneğini, Survivor indeksi örneğini vermemin de nedenlerinden biri bu aslında. Oralardan çıkıp daha yani konvansiyonel, konvansiyonel olarak sunulandan çıkıp daha böyle kendi içimize dönüp hani burada tasavvufi bir içe dönmekten bahsetmiyorum. Benim yaptığım mesela hani yıl sonlarında e, özellikle çok fazla yaparım. Hani kütüphanemdeki eski e, kitaplara ve eski şeylere bakarım. Yani 20-30 yıllık bir e, mesela çizgi roman koleksiyonum varsa eski röportajları okurum, eski konuları okurum, neler konuşulduğuna bakarım büyük ölçüde bugün konuşulan zaten 30 yıl önce konuşulan da çok da farklı olmadığını gördüğünüz zaman bir rahatlama geliyor. Diyorsunuz ki oh çok da bir yere gitmiyorum yani 30 senedir 30 senede buraya geldim bir 30 sene daha kötü giderim herhalde. Ya o konforu o konforu yakaladıktan sonra tabii ki de o zaman çocuktuk. Şimdi ekonominin aktörlerinden biriyiz ve bir şey yapmamız lazım. Bir müdahale etmemiz gerektiğini düşündüğümüz veya en kötü kendi ailemizi e, idame ettirmemiz gerektiğini düşündüğümüz yaşlardayız. Buralarda işte zaten hani kamuya gideyim orada bir şey yapmaya çalışayımlar. Buralarda işte gıdıklamaya başlıyor insana. Veya işte biraz daha akademiye döneyim hani daha böyle öğrencilerle birebir de işin içinde olayım ve bir tane de evde büyüyecek çünkü hani ondan da çok uzaklaşmayayım hani aramızda uçurum onu. Çünkü o iPad'i be, belli bir zamanın üzerinde verdiğiniz zaman zaten direkt irtibat kopuyor. Büyük ölçüde de zaten bu irtibatın kopması, ekmek teknesinde var ya irtibatı koparmayalım babacığım. Çok önemli bir söz. Ee, Cem Yılmaz söylemişti galiba birkaç yıl önce. Teknolojik olarak iletişimle ilgili her türlü imkanımız var. Eksik olan tek şey iletişim. İrtibat yok. Tamamen herkes birbirinden kopuk. Yani burada hepimiz işte kardeşiz aslında. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz falan şeyde girmeyeceğim ama bundan korunmanın yolu da bana biraz daha fazla e, hakikaten çocukluk döneminde 80'lerdeki model neyse yani daha iç, biraz daha içine kapalı, biraz daha yakın çevrene kapalı, biraz daha hani dışarıda etkin olmayacak, bir şeyi değiştiremeyeceğin şeylerden ilgini alakanı kesip daha steril, daha rafine yaşayabileceğin e, bir kendine ortam sağlamak aslında en nefes alınacak ortam şeylerden birisi. Yani reçeteniz bu akıl sağlığını koru, beden sağlığını koru gibi, evet. değil mi? Yani Be ya beden yani. sağlığı da çok önemli. Aynen. Bu akıl Demen sağlığı için doğru. Şey. Evet. Tabii. Ee, küçülmek diyeyim. Yani ciddi anlamda küçülmesi lazım bence herkesin. Bu küçülme e ekonomik bir rahatlığı da getirecektir kendisiyle beraber. Var olanı istifleneni tüketmek belki e, ciddi anlamda rahatlama getirecektir. E, bir de şey yani bu işte platformlarda siz de izliyorsunuzdur diziler, filmler vesaire hikaye anlatıcılığı ciddi anlamda yani ölmeye yüz tutmuş bir durumda şu anda. O yüzden hani eski şeylere bakmak, eski anlatılan hikayelere bakmak bir şeyleri anlamak anlamında da daha e, kolay, daha rahat olabiliyor çünkü onlar anlatabiliyorlar. Şimdi günümüzde anlatabilmek de bir problem. Hı. Zaten bu yapay zeka, chat, GPT vs. BART mesela ben kullanıyorum. En çok sohbet ettiğim şey, e, aygıtlar onlar. BART'la, chat, ile acayip sohbet ediyorum. E, yol gösterme anlamında da veya işte üzerinde çalıştığım şeyle yardım etmeleri anlamında da. Bunun çok büyük bir e, şeyi var, handikapı var. Size yazmayı ve e, düşünmeyi unutturuyor. İki keyword yazdığınız zaman çat diye aradığınız şey neyse veriyorsa hemen kullanıp geçebiliyorsunuz. Güzel ama eskiden ben o kullandığım şeyi üretene kadar beş gün çalışıyordum. Yani zamanını ciddi anlamda kısaltıyor ama ben beş gün düşünüyordum onun üzerinde. Ama unutmayın, bu kadar haksızlık etmeyin. Ben de şimdi kullanıyorum. Sizin kadar kullanabildiğimi düşünmüyorum ama... E, ...bilmiyorsanız onu kullanmanız ya da bilmiyorsanız ondan fayda sağlamanız... E, ...çok şey değil yani... E, mümkün değil çünkü o keywordler dediğiniz şeyi siz herhalde öyle bir gün rüyanızda küt diye aklınıza gelen şeyler değil bu büyük bir sentez analiz okuma e, am ameliyasından e, gelen şeyler çünkü bunu yanlış anlıyorlar Aa, iki tane şey koyuyor evet o zaten sana standart ha bile aynı şey yani deniyorum aklımla oynar gibi şeyler üç aşağı 5 yukarı Benzer şeyleri getiriyor. Ee, ama siz soru sormasını bildiğiniz zaman size değişik bir şey getiriyor. E, soru çok sormak doğru. da aslında iletişim dediğiniz için beni can evimden vurdunuz bir iletişimci olarak. Aslında buradaki hikaye değil mi? Soru sormak, merak, merak edebilmek bunlar çok büyük önem taşıyan şeyler. Ya buna çok katılıyorum. Hatta burada şey bir yaklaşım da var yani bu yapay zekanın veya işte yapay zeka tabanlı dil modellerinin diyelim biraz daha böyle anladığı, her şey yapay zeka demeye başladık çünkü Evet. Ee, bir yasaklanma veya işte öğrenciler tarafından kullanmama veya işte e, onların da anlaşılabildiği başka yazılımlarla işte ödevleri koyup hani chat yapıda yazılmamış yazılmamış gibi prosedürler var. Halbuki benim bununla ilgili düşüncem şu. Kullansın. Ama bana cevabı getirmesin, soruyu getirsin. Yani ben konuyu vereyim, istediğin gibi yazdır sen bunu cip, diye. Bana çeçip diye ne soruları sordun onları getir ama. Oradan anlayayım ben, düşünce mekanizmanı. Çünkü yani düşünebilen hayvanız diye övünüyoruz. Sonuçta düşünemediğimiz noktada, nereye gittiğimiz de belli bir, bir noktada. Hani baktığımızda, gidişatımıza baktığımızda o açıdan şey e, hani onu önemli görüyorum. Evet çok kolaylaştıran bir şey ama diğer tarafta da yavaşlamak anlatıcılığı, hikaye anlatıcılığını mümkün mertebe eskide yapıldığı şekilde yapabilmek. Çünkü onu anlatabilmek için düşünmeniz lazım. Düşünmek için yavaşlamanız lazım. Bir zaman harcamanız lazım. Bütün bunlar da küçülmekle alakalı. Dikkatinizi dağıtan gereksiz dağıtan şeylerden Uzaklaşmakla alakalı çok o kamba kadar şey değilim hani o cep telefonla tamamen bir şey olarak yaklaşıyor aptallaştırma makinesi olarak ama ondan da çok uzakta değilim yani ciddi anlamda e, zaman alan ve dikkatinizi dağıtan bir şey verimsizleştiren bir şey. E, ben sizden şunu anladım yani 2024 için dediniz ki zaman yönetimi yap açıkçası bunu söylediğiniz şey bu ekonomik ol tasarruf et dediniz. Ben tabii böyle e, bu sabah vardır ya şeyler 2023 bir Hani hangi sene bitiyorsa hangi sene başlıyorsa hiç içimden gelmedi bu yıl ama bir tane e, şey vardı ben, bundan söz etmek ister misiniz? Finansal başarının şifresi diye bir şey gördüm çok basit çok yani hani böyle sırf magazinel bir haber ama sizinle de buluşacağım diye e, bir kenara da not aldım 75-15-10 diye bir formül yapmış. Ama tuhaf tabii ki 75 yani gelirinin ya da elindeki cebindeki paranın %75'ini sen şeye harcayacaksın, harcamaya gayret et. Ee, ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek için yemene, barınmana, işte elektriğine, suyuna 15'iyle işte şey yap, e, yatırım yap onu da kötü gün için tasarrufta bulun yani gibi bir şey. Tabii şimdi bunu duyanlar diyebilirler ki ben o yüzde %75'i bile yakalayamıyorum. Sen bana yatırımdan ve şeyden söz ediyorsun. Ama e, bütün bu eleştiriyi göğüs gerip ondan sonra siz bize bir bir de böyle bir formül mantıklı mı değil mi? Hani paran vardır, yoktur ama olanda ne, ne yapmak lazım? Bu yatırım çünkü siz Enteresan bir şekilde farklı alanlarda da çalışıyorsunuz, değil mi? Bana mesela ne dediniz? Ee, mesela kaos fonlarından bahsettik, e, şeye girmeden e, bu so sohbetimize başlamadan kaos fonu demek. Bizi bekliyor. zaten biz kaosun içerisindeyiz ama kaos daha büyük X kaosu, Y kaosu var. Veya de depremi depremden söz ediyorsunuz, değil mi? Yani ne bileyim iklim krizinden söz ediyorsunuz ve veya savaştan söz ediyorsunuz. E, şimdi bu e, 2024'te nasıl hayatta kalacağız sorusuyla bu finansal e, şeyimizin işte başarımızın şifresi ve kaosu o da hayatımızın bir parçası olduğu için bir araya getirdiğimizde. Ee, önermek istediğiniz şeyleri biraz daha açmak ya da spesifik olmak ister misiniz? Bir Bizden bir çizgi film kahramanı olur mu? Böyle fantastik e, yaratabilir misiniz bilmiyorum ama hadi bir deneyin öyle toparlayalım diyorum. Biz ülkece çizgi film kahramanıyız zaten. Yani içinde yaşamasak <laughs> süper ülkede. <laughs> i̇çinde olduğumuz için biraz problem bu 75 15 15 hikayesinde de şöyle düşünün. Muhtemelen asgari ücret seviyelerinde ücreti olan birine önerilmiş bir kırılım o. Yani <laughs> %75'ini yemeğe harcıyorsa. Ya ben bu insanlara yani askeri ücretle ev geçindiren, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik aileler geçindiren ekonomik aktörlere bir şey önerilmesini zul görürüm. Çünkü yani o parayla yaşayabiliyorlarsa yıllardır. Ya hepimizden daha zeki, hepimizden daha neyi nereye harcamaları gerektiğini, neyi nasıl döndürmeleri gerektiğini iyi bilen insanlardır onlar. Dolayısıyla onlara böyle 75, 15, 10 diye parçalamanın çok da bir gereği yok. Hadsizlik olur yani. Hani ben söylesem hasbel kadar aldığım maaşı benden iyi dağıtır muhtemelen. Sen şu, şuraya gitme, şunu yapma, bunu yapma gibi. Ama şu, tersinden bakarsak konuya şöyle değerlendiririm. Şimdi... E, genelimiz hep belli bir eşiğin altında gelir elde ettik için biz hep ona özgü konuları konuşup ona özgü dağılımlar veya ona özgü e, çözümler bulmaya çalışıyoruz çünkü etki alanımız o. İdealde olması gereken şey gibi geliyor bana. Donat düstörte Isaac diyor ya hep benim seviyeme inmeye çalışıyorsunuz. Biriniz de beni elimde tutup benim <laughs> beni sizin kendi seviyenize çıkarsanız da. burada öneri yapanlara söylenmesi gereken şey şu. Bana portföyümü nasıl dağıtacağımı söylüyorsun da hani ben senin kadar nasıl para kazanacağım onu anlat bana. Yani <laughs> bu iş sadece dağılım işi değil. Dağılım dediğimiz riski riski minimize eden bir şey. Hani ben 20 kazanıyorsam nasıl 100 kazanacağım? Ya bunun cevabı tabii ki de portföyü dağıtan değil. Bunun cevabı genel ekonomik model içerisindeki gelir dağılımını kim iyileştirecekse onun elinde. O yüzden yine şeye geliyoruz. Bentley marka polis arabası polis görmek... Polis arabası olmuyor bu, olmuyor. Yani... Hiç kolaylaştırmıyor bu. Algıyı <laughs> ve davranışı düzeltmek için. <laughs> ne? Yani kim... kafası? Hangi çizgi kahramanda böyle bir kafa var? Var mı böyle bir şey? Yani çizgi romanın en güzel yanlarından biri. Gerçeklik algınızı dışarıda bırakarak okumaya başlıyorsunuz. <laughs> evet. O yüzden yani bu Bruce Wayne'in parası bitti mi diye düşünmüyorsunuz hiç. Aynen. Ama şimdi bu gerçeklik algısı benim e, geriye doğru öğrendiğim filmlerden bir tanesi Matrix'ti. Böyle yani izlediğimde onun e, aslında önemini o kadar e, şey idrak edemeyip daha sonraki e, zamanlarda e, daha böyle bazı şeylere sizi de Bundan bir böyle alıntı ve ya da benzetme yaptığınızı görünce siz anlatın da hani şu Ajan Smith'in e, biz insanlara e, aslında o sanki böyle Türkler için söylenmiş bir şeymiş gibi e, geliyor bana da e, türlerin, <laughs> türlerle ilgili sizi, sizi, sizi yani... Ne, 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 yapalım size yani sizin için yapılacak bir şey yok der gibi bir isterseniz ben söyle ben anlatmayayım da siz anlatın ee, o bile o bile ajan, ajan simiti bile şeyinden çıkartacak olan mevzu nedir? O da yani isyan ediyor ne o en sonunda yani neyin peşindesin niye bu kadar uğraşıyorsun diyor yani günün sonunda dönüp dönüp aynı sonucu alacaksın neden bu kadar uğraşıyorsun diyor o da günün sonunda şeye bağlıyor onu yani işte biz insanız hani Mukadderat vesaire <laughs> orada da yani ben de bunu yapmakta yükümlüyüm gibi ama e, bir çözüm sunuyor mu? ve Bir şeyler düşündürüyor bu aforizmalar bize ama hani realde bir e, çözüm sunmuyor. Yani da işte bir 30 yıllık külliyata baktığın zaman hep aynı yerlerde dolaşmamızdan görüyoruz. Artık gerçi o kadar karikatür çizil, çizilemiyor ama e, hemen dava konusu oluyor. Geçmişte çizilen karikatürlere baktığınız zaman... Bugün konuşulanlarla aynı konular. Aktörler farklı sadece. Değil Yoksa mi? Yapı, yapı ve dağılım aynı yani. yani. Koalisyonlar farklı ama sonuçlar aynı. E, o yüzden küçülmek, kendi içine dönmek, daha verimli olmak, e, radyo dinlemek, bazen görmeyip Spotify'da mesela çok fazla ben podcast dinlemeye başladım. E, meraklı olduğum konularda. Bu da çok içine döndüren bir şey. Çünkü tamamen dinlediğiniz ve ee, sizinle o diyalog arasında geçen bir e, durum oluşuyor. Hani e, genel başlık küçülmek bence. Anladım. İyi, i̇yi hissetmenin şeyi bu. Hani bu fiziksel olarak küçülmek de olabilir. Kafa olarak küçülmeyelim ama. Hani orada bir şey var. Yok Küçük yok. Var ama Yani aslında ee, ben böyle yeni bir ahbabımın kızı İnci Inci duydunuz mu onun şeyini hani böyle şimdi birden bire çok popüler oldu zaten bu hani e, ne diyeyim herkes 15 dakika değil 15 saniye bir sürü meşhurlar var ama güzel bir şey biraz eğlenelim abi diye bir, bir, bir tekno bir müzik yaratıp da ondan sonra e, şimdi rekorlar kırıyor çö, çö bir, bir, bir bakarsınız sonra yani aslına bakarsanız konuştuğumuz tüm konular hepsi birbirinin aynısı Matrix'te, Inci'de ya da işte e yatırım ofisi de yani birbirinden özel sektördeki firmalarda e, mRNA teknolojisi kanser mi yoksa işte covid aşısı vesaire gibi şeyler Kafalar çok karışık, dünya çok karışık ve e, küçülmek e, yani kafa küçülmesin de biz üretim ekonomisinden e, siz biraz önce aslında hani sizin bir ara sözünüzü kestiğimde kesmeye çalıştığımda hizmet e, ekonomisi Hizmet ekonomisi, biz ne ekonomisiyiz? Yani ben orada onu sormak istemiştim aslında size, o da aklımda kalmasın. Üretimden çıktık, üretmiyoruz herhalde yani bilmiyorum ya da siz söyleyin. Üretim, hizmet, başka ne ekonomisi var? Hani merdiven altı ekonomisi olduğunu herkes zaten söyleyebilir. Yani siz ne diyeceksiniz onu merak ediyorum. Şimdi üretim ekonomisi değiliz diyemeyiz. Ona da şuradan yaklaşıyor. Bir Türkiye modeli dedik işte üreteceğiz edeceğiz falan diye bir model bir çarklar çizildi. Ondan sonra işte bir faiz düşecek de işte üretim artacak vesaire gibi şeyler konuşuldu da. Ya biz zaten ciddi anlamda bir üretim ekonomisiyiz. Yani aslında şeylere baktığımız zaman kobi düzeyindeki şirketlerimize baktığımız zaman oradaki sektör çeşitliliklerine ve üretim kalitesine baktığımız zaman ciddi anlamda bir üretim ekonomimiz var ama bununla büyümüyoruz veya bunun üzerine. Hep ama Evet. bir hizmet ekonomisinde büyüyoruz daha çok büyüdük kolaya kaçıyoruz biraz diyeyim yani. Diğer tarafı finanse edip oraları büyütmek oraları daha yani şöyle bir örnek vereyim. Hep işte bu neden bahsediliyordu covid zamanında Çin kendi içine kapanacak biz oradan pay alacağız ve büyüyeceğiz. Ama şöyle bir örnek var yani mesela Ikea e, üretimini Türkiye'ye kaydırmak istedi ama ihtiyacı olan üretim Türkiye'deki mobilya sektörünün toplama kadarlık bir üretime ihtiyaç olduğu için ve aynı standartta bir üretime ihtiyaç olduğu için Türkiye'de olamadı. Şimdi üretim ekonomisimiz evet ama böyle işleri alabiliyor muyuz? Şu anki yapıyla alamıyoruz çünkü e, mesai oraya harcanmıyor mesai daha hizmet tarafına her zaman olduğu gibi inşaat tarafına e, o taraflara harcanıyor kaynaklar o taraflara arttırılmaya çalışılıyor dolayısıyla e, hani üretim ekonomisi değilmişiz gibi geliyor ama bunun şimdi e, Orta Doğu'daki dönüşmeye çalışan ekonomilere bakalım yani mesela Suudi Arabistan başta olmak üzere petrolden elde ettikleri geliri farklı sektörlere aktarmak istiyorlar. Turizm dışında aktarabilecekleri bir sektör çok fazla yok. Yani fintech'e falan teknoloji tarafına aktarmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'deki ekonomi gibi bir ekonomik tabanları yok. Zaten o dönem ben benim önerdiğim şeylerden biri. Yani bizim bir finans merkezimiz olacaksa veya bir merkez yapmayı düşünüyorsak gelen paranın aktarılabileceği çok ciddi bir canlı bir ekonomi, dinamik bir ekonomi var. Ee, üretim anlamında çok ciddi canlı bir ekonomi var. Dolayısıyla hani bu şekilde ayrıştığımız noktalar var ama biz oralarda değil. Üre, e, hizmet tarafında veya e, daha nasıl söyleyeyim? Daha kolaya kaçılarak. Daha, yani herhalde e, diliniz varmıyor. Hizmet sektörü de değil galiba da başka tuhaf bir bir bir, bir şey. Üretim de değil. Ben söyleyeyim sizin yerinize yani böyle ne olduğu belli olmayan bir şey. Hizmet de hizmet değil. Yani e, nereye gitseniz birisiyle bir merhabalaşsanız hani zaten insanlar birbirlerine o kadar açlar ki hani böyle düzgün bir merhabaya ondan sonra bir birdenbire böyle e, sizinle yaptığımız ekonomi konuşması gibi konuşmalar oluyor ve akıllı uslu insanlar Hı. bir bakıyorsunuz bir restorasyon mimarıyla tanıştım geçenle ayaküstü ben kahve içiyorum o simit alıyor düşünün yani ve konuştu geldiğimiz nokta şu ee, usta bulamıyorum usta yok restorasyon hmm. ustası yok şimdi bu arada çok ciddi bir işsizlik var değil mi ya da işte hani iş aramaktan vazgeçtiği için işsiz ekibinden olmayanlar var hani onu da böyle kandırmaca ee, e, şimdi bu bu Bir yandan da herkeste bir yiyecek bir ekmek var. Sahile gidin, Oltasını kapan geliyor, kontrol yok. Onun bunun kafasına iğneler uçuşuyor, bir bir şey yani. Şimdi burada da ekonomi var. Şimdi ne, ne oluyor? Onlar niye insanlar aç değil? Yani neden nasıl oluyor da böyle bir şekilde para gidiyor geliyor? E, kredi kartlarının en önemli rakibi birbiri falan değiller. Tamamiyle İban. IBAN denilen şey kredi kartının rakibi. Nasıl oluyor bütün bu? Bu ekonominin adı ne? Bu hizmet ekonomisi mi? Bu başka bir ekonomi. Siz bulduysanız buna yani böyle bir eğlenceli bir şey. Söyleyin ne ekonomisi? Onu öyle söyleyelim. Ya Rabbim rızkımızı veriyor işte yapraklarımız. <laughs> 2024 bu mu? Bu. <laughs> evet. Evet. Ne tata 90. Yardımcı oldu bize. Vay çok güzel. Yani bilmiyorum ya batırırlar bizim bu söyleşiyi ya da böyle güzel bir şey olur. <laughs> Hay Allah'ım. Yani çocuğunuza ne anlatacaksınız ileride? <laughs> Baba Rabbim rızkımızı veriyor ekonomisi. <laughs> bu nasıl bir şey? Sen bunu nasıl söyledin derse bir noktaya kadar bana ne anlatıldıysa ben de onu anlatıyorum zaten dört buçuk yaşına kadar iyi geldik. <laughs> Şu anda sıkıntı yok. <laughs> Fena bir noktada değiliz. Ama buradan sonra biraz daha etrafına expose olmaya başladıktan sonra e, <laughs> neler anlatırız bilmiyorum. Yani onun olduğu dönemde zaten yani bir taraftan şunu söylüyoruz 30 senedir her şey yani birçok şey aynı değişmiyor diyoruz. Bir taraftan da meslek anlamında e, birçok şey değişiyor birçok meslek ölüyor. Yerlerine farklı meslekler geliyor. Bunlar meslek değil de aslında iş kolu olduğu için belki buralarda kafamız karışıyor. Yani doktor hala doktor, avukat hala avukat. İşte forklift operatörü hala forklift operatörü. Eğer o kendi kendine kullanan bir makine olmayacaksa. Ama diğer taraflarda iş kolları değişiyor, ihtiyaç kalmıyor. İşte bir chat GPT, bir BART veya benzer şeylerden bahsettik. Yani evet. bunları kullanarak hiç asosiyete almadan danışmanlık firması kurabilirsiniz. Yani belli Ölçek için söylüyorum bunu. Yani en azından kontrolünü kendinizin yaptığı kolay yapılar vesaire gibi. Yani oralarda detaylarda tabii ki de değişen çok şey olacak ama ana aks değişmiyor. Sürekli bir back to the future <laughs> serisi yaşıyoruz gibi. Yani ileri gidiyorsunuz geri gidiyorsunuz. Ana aks değişen bir şey yok. Karakterler profillerde değişen bir şey yok ama detaylar değişiyor. Ben çok keyif aldım bu ekonomi konuşmasından. Bir <laughs> biraz şey gibi e, biraz eğlenelim abi der gibi oldu ama yani çok şey satır aralarında söylediğimiz eee Güzel bir bilmiyorum da söylenecek yani konu konuyu açıyor. Daha gelirliye de çok gelirliye de sorum oydu. Ne püf noktası söyleyeceksiniz? Valla ço çokun zaten de bir şey ayrı bir şeyi var. Hem kafası var hem şeyi var. Lüks de herhalde hiç bir dünyanın hiçbir yerinde coğrafyasında e, kötü olmuyor lüks. Ama dar gelirli, küçül arkadaş diyorsun hepimize. Zaten hepimiz dar gelirli olduk, değil mi? Hepimize söylediniz onu zaten. E yani eski bir merkez bankası başkanımız demişti, alma abi alma diye. Yani o nokta dese yanda. ekonomiyi konuşurken bu kadar çok kahkaha atmamıştım ben. Valla çok güzel oldu. Çok yaşayın değil mi? Ben de öyle deyip bitireyim. Hep <laughs> <En gülüyor> beraber <inşallah. gülüyor> Hay Allah. Caner Özdurak daha gelecek kitapları var. Ee, şeyi bulamadım. Arkadaki e, kütüphanede bir yerde ama o bu bu, bu, bu. kendimi herhalde böyle benim de birazcık sadeleşmem. Daha doğrusu epey bir sadeleştim de bir düzenli, düzenli olmam lazım. Ondan sonra. Ee, iktisat kantini o da e, çok popülerdi öğrencilerin arasında menemen e, e, endeksini kendime not almıştım onu sorduk menemen endeksinin hiçbir zaman şey yok. bir de bilmediğim kısmını öğrenmiş oldum ee, Wall Street Journal ve Bloomberg bile alıntılar yapıp onlar da yumurta tarifleri verir olmuşlar işte aklın yolu bir yani dünya küçülüyor ondan sonra biz yalnızca biz küçülmüyoruz Caner Bey çok teşekkür ederim ilk fırsatta tekrar görüşmek üzere ama daha böyle canlı kanlı daha umutlu hani gene kahkahalı ama umutlu şeyler inşallah gelecek güzel günler gelecek İnşallah ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi gerçekten ee, Bunun bir üçüncü bölümünü bir triyoloji şeklinde belki <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. O zaman ben şeyi merak ediyorum. Yani hiçbir şeyi merak etmesem tişörtünüzü merak ediyor olacağım. Bu sefer beni yani gözüm gönlüm açıldı diyebilirim size harikaydınız vallahi. Bence bütün şeylere yok bir tek bana böyle çıkın, başkalarına çıkmasanız da olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Doldur. İyi günler diliyorum kendinize iyi bakın. görüşmek üzere